Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda İslamiyet köleliği niçin kaldırmadı sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. İslamiyet'in meselelerini değerlendirirken önemli bir değerlendirme ölçüsünü nazara vermek istiyorum. İslamiyet bir kısım meselelerde müessistir. Yani yeni bir hüküm tesis etmiştir. Doğrudan kendisi güzel bir hüküm ortaya koymuştur. Bir kısım meselelerde ise İslamiyet zaten var olan bir meseleyi tadil etmiştir. Yani İslamiyet doğrudan onu hüküm olarak koymamış, zaten var olan bir uygulamayı daha insani, daha insan haklarına ve evrensel değerlere uygun bir hale getirmiştir. İşte İslamiyet'in mesela aile hayatını emretmesi, namazı emretmesi, zekatı emretmesi doğrudan İslam'ın tesis ettiği şeyler. Ama bir kölelik gibi veya birden fazla evlilik gibi meseleler zaten bunlar hayatın içinde vardı. İslamiyet gelmezden önce de kölelik vardı, çok evlilik vardı. İslamiyet bunlara belli bir statü getirdi. Belli esaslar çerçevesinde bunları daha uygulanabilir bir hale getirdi. İşte bunlardan kölelik meselesine gelince insanlık tarihine baktığımızda İnsanlık tarihinin belli merhalelerden geçtiğini görüyoruz. Nasıl ki bir insan kendi hayatında bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık gibi merhalelerden geçiyor. Onun gibi insanlık da değişik merhalelerden geçmiş. İnsanlığın ilk devri vahşet ve bedeviyet devri. Daha sonraki devir esirlik devri. Daha sonraki bir devir kölelik devri. Daha sonra kapitalizm gibi bir dönem ve şu anda daha böyle bir hürriyet dönemi. İnsanlık aleminde belli merhaleler var. Dolayısıyla İslamiyet geldiği sıra 14 asır öncesinde dünyanın her tarafında kölelik vardı. Savaşlar oluyordu. Savaşlarda esirler alınıyordu. Ve bu esirler ya karşılıklı olarak değiştiriliyor ama diğer taraf değiştirmeye yanaşmamışsa bu defa köle olarak bunlar kullanılıyordu. Ya köle olarak kullanılacak, ya doğrudan salıverilecek veya öldürülecek. Öldürmek insani değil. Öte yandan salıvermek, düşmanı kuvvetlendirmek anlamına geliyor. Bu durumda mecburen o günün şartları içerisinde kölelik zaten hayatın içinde bir uygulama tarzında var. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığın dem ve damarlarına kadar işlemiş olan bu meseleyi hemen birden kaldırma yolunu seçmiyor. Ama uygulama olarak köleliği en insani şekle, en uygulanabilir, insan haklarına en uygun bir duruma getiriyor. Mesela kendisinin de kölesi var, Zeyd. Ve Peygamberimiz Zeyd'i azat ediyor. Ve artık hürdür, isterse anne babasının yanına gidebilir. Hatta anne babası geliyorlar, Zeyd'i almak için Peygamberimize istirhamda bulunuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Zeyd serbesttir diyor, hürdür. İster benim yanımda kalmayı tercih eder, ister sizinle gider. Hazreti Zeyd, Peygamberimizin büyüklüğünün farkında, azametinin farkında, davasının büyüklüğünün farkında, anne babasına diyor ki, ben Hazreti Peygamberle kalmayı tercih ediyorum. Ve daha böyle başka köleler var. Bunlar azat ediliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her vesileyle kölelerin azat edilmesi yönünde görüşlerini beyan ediyor. Değişik mesela seferler, savaşlar oluyor. Bu savaşlarda savaş esirleri de alınıyor. Bunlar fidye karşılığı serbest bırakılıyor. Ve bir kısmı da yine meccanen doğrudan doğruya tek taraflı olarak yine serbest bırakılıyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Araplar içinde cömertliğiyle meşhur olan zatın kızının esir olduğunu duyunca üzülüyor. Yani savaşta esir edildiğini duyunca üzülüyor. Diyor bunun babası çok cömert bir insandır, meşhur bir insandır. Onun kızının köle olması uygun değil. Bunu serbest bırakalım. O serbest bırakılınca o kabileden olan diğer insanlar da yine serbest bırakılıyor. Ve böylece o insanlar hürriyetine kavuşturulmuş oluyor. Onlar da
görmüş oldukları bu büyüklük karşısında İslamiyet'i tercih ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kölelerle alakalı onlara kölem cariyem demeyin buyuruyor. Yani çünkü köle ifadesi tahkir manasında ifade edebilmekte. Peygamberimiz böyle denilmesini uygun görmüyor. Oğlum, kızım bu gibi ifadeleri kullanın diyor. Ve yine şunu ifade ediyor. Kendi yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Ve Müslümanların uygulamasında kölelik her vesileyle kaldırılmaya çalışılıyor. Mesela yemin kefareti. Bir insan diyelim yemin etti, ardından yeminini bozdu. Bu durumda yapması gereken şeylerden biri bir köle azat etmek. Veya diyelim hanımına dedi ki sen bana anam gibisin. Bu cahiliye döneminde boşama türlerinden birisi. Birisi hanımına enti aleyye kezahri ümmi dese, sen bana anam gibisin dediğinde, malum bir kimse anasıyla evlenemez, hanımı ondan boş olmuş oluyor. Ama ardından pişman olsa, hanımıyla yine beraberliği arzu etse, bu durumda yapması gereken şeylerden birisi kefaret ödemek. Zihar kefareti deniyor buna. Ve bunlardan birisi de köle azat etmek. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha başka vesilelerle de köle azat etmenin ne kadar eftal bir sevap olduğunu, ne kadar yapılması gereken bir iş olduğunu insanlara anlatıyor. Ve böylece Peygamberimiz döneminde kölelik en insani bir şekle getiriliyor. Ve Ahmet Cevdet Paşa'nın bu konuda çok veciz bir ifadesi var. Ahmet Cevdet Paşa diyor ki, İslamiyet'te köle almak, köle olmak demektir. Yani görünüşte köle ama sanki bir efendi. Diğer insanlardan farkı yok. Burada belki şu hatıra gelebilir. Zaman içerisinde neden Müslümanlar tümüyle köleliği kaldırmadı? Bu Amerika'da kaldırıldı. Tarihi süreçte evet bu böyle oldu. Amerika'da kölelik ortadan kaldırıldı. Daha sonra İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi beyannameler kabul edildi. Ve bu beyannamelerle artık dünya çapında kölelik denilen olay ortadan kalkmış oldu. Tarihi süreç bu tarzda. Ama zaten İslam dünyasındaki uygulamada böyle insanı rencide edici tarzda bir kölelik söz konusu değildi. Ve o zaman içerisinde kölelik zaten ortadan kaldırılmıştı. Ama Amerika gibi ülkelerde zaten ileri derecede bir köle uygulaması vardı. Amerikalı efendiler dünyanın değişik yerlerine, özellikle Afrika'ya gittiler. Oradan siyahi insanları gemilere doldurup getirdiler. Kırbaçlar altında, madenlerde, başka yerlerde, ağır işlerde çalıştırdılar. İnsanlık dışı uygulamalar yapıldı. Ve buna karşı da kendi içlerinden gerçekten kaliteli, değerli insanlar bunlara feveran ettiler. Bunlar da insandır, bunlar da bizim kardeşimizdir dediler. Ve oralarda uygulamaya yönelik çok şiddetli tepkiler oldu ve bunun neticesinde kölelik kaldırılmış oldu. Ama İslam dünyasında zaten bu tarz şiddete dayanan, böyle sadist duygulara dayanan bir kölelik uygulaması yoktu. Meseleye herhalde bu açıdan bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır. Belki son bir cihet şunu da nazara vermekte fayda var. Günümüzde evet kölelik yok ama bir kısım insanlar köleliği başka isimler altında devam ettiriyorlar. Diyelim ki sadist bir patron çok düşük ücretle insanları çalıştırıyorsa adeta köle gibi onları kullanmış oluyor. Veya bir takım patronlar sadist duyguları için yine her ne kadar fazla para da verse ama uygulamada bir takım hain emellerine bazılarını alet ediyorlarsa onları bir nevi köle gibi kullanmış oluyorlar. Evet, şekil itibariyle kölelik bugün dünyada artık yoktur. Ama uygulama olarak baktığımızda kölelik adeta tenasühle farklı bir şekle bürünmüş. İnsanlar ücretin kölesi, menfaatin kölesi haline gelmişlerdir. Cenab-ı Hak tam bir hürriyeti hepimize nasip eylesin diyerek bugünkü programımızı kapatıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.